Nurcan Dalbudak. Sayın Dalbudak buyurun. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının 10. turunda lehte şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Meclisimize saygıyla selamlıyorum. Yolda kalanlarına din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin kervansaraylarıyla, ihtiyaç sahiplerine sadaka taşlarıyla, vakıflarıyla, hatta soğukta kalan kuşlarına dahi barınma ve yiyecek sağladığı aşiyanlarıyla şefkat ve merhamet timsal bir geleneğin mirasçılarıyız. Şefkati ve merhameti ihtiyacı olanın yanında olmayı genetik kodlarında taşıyan bir milletiz. Zira öyle değil midir? Bir devletin büyüklüğü ve gücü vatandaşına nasıl muamele ettiğiyle yaşlısına, çocuğuna, engellisine, yoksuluna, şehidinin yakınına, gazisine ne kadar sahip çıktığıyla ölçülür. Devletimizin, hükümetimizin büyüklüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uyguladığı adaletli ve sistemli politikalarla vücut bulmuş, yapılan bütün hizmetlerde alınan halis dualar en büyük gücümüz ve bereketimiz olmuştur. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ile ve devamında oluşturulan 72 kadın konuk evi, 158 kapasiteli 9 tane ilk kabul birimi, 14 pilot ilde Koza, Şönim, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile, ki bu merkezlerin özelliği sağlık ve güvenlik görevlileriyle, hukuki süreçte kadınlarınıza mihmandarlık yapacak avukatlarıyla, sadece şiddet görene değil, şiddet uygulayanı da rehabilite edecek en büyük gücümüz olan aile birliğinin korunması için atılan en önemli adım olmuştur. Ümit ediyoruz ki bu merkezlere hiçbir zaman ihtiyaç duyulmasın. Ama bir ailede de istenmeyen şeyler yaşanıyorsa, bu merkezler 7 gün 24 saat şiddet gören kadınlarımızın sığınacağı sıcak ve güvenli bir yuva niteliğindedir. Koza Şönim Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden bir tanesinde Denizli'de hayata geçirdik. Denizli'deki bütün kadınlarımız adına ve diğer yapılan bütün hizmetlerle birlikte teşekkürü bir borç biliyoruz. Toplumun %50'sini oluşturan kadınların uygulanan doğru politikalarla, gerek hükümetimizin uyguladığı işveren prim desteği pozitif ayrımcılığıyla, gerekse mikro kredi uygulamalarıyla, girişimci kadınlarımıza sağlanan KOSGEB proje destekleriyle, bu desteklerden yararlanan ve ülkemizin kalkınma sürecine iştirak eden kadınlarımızın oranını %30'lar seviyesine çıkardık. Ve bu kadınların ne büyük mucizeler meydana getirdiğini de Denizli'deki ziyaretlerim sırasında da bizzat şahit oldum. Ayrıca çalışan kadınların istihdamının sürekliliği için sağlanacak kreş desteğiyle de kadının ekonomik hayatta var olmasına, kendine olan güveninin artmasına çok önemli bir payı olacaktır. 2002 yılında kamuya ait 21 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 1843 engelliye hizmet verilirken, bugün tam 85 merkezde 5037 engellimize yatılı olarak hizmet sunuyoruz. Maalesef 2002 yılında 30 engelliye bir bakım elemanı düşerken şimdi 6 engelliye bir bakım elemanı düşüyor. Bugün 15 ilimizde 146 yaşam evimizle engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 7000 engelliye adaletli bir şekilde kendi engel grubunda uygulanan bir sınavla istihdam, engelli çocuklarımıza sağlanan aile yardımları, barınma, ücretsiz eğitim, materyal, okula taşıma desteğiyle tam 40.000 engelli öğrencimiz bu hizmetlerden faydalanmaktadır. Bir gün herkesin engelli olabileceği düşüncesiyle engelleri kaldırdık. Sayın Başbakanımızın da talimatıyla parti tüzüğümüzdeki ve mevzuattaki özürlü kelimesini engelli olarak değiştirerek bununla birlikte bir farkındalık yaratacak, kısacası zihinlerdeki engelleri de kaldıracağız. Yine kimsesiz çocuklarımıza 559 çocuk evi, 40 tane sevgi evi, yaşlılarımıza 105 tane huzur evi ve ülke genelinde hedeflenen 400'e yakın sosyal hizmet merkezinin açılmasıyla ilgili çalışmaları da Allah'ın izniyle başlattık. Temmuz 2012'de çıkardığımız kanunla şehit yakınlarına istihdam hakkını birden ikiye, şehit yakınları ve gazilerimize tanınan birçok hakları da çok büyük bir iyileştirmeleri hayata geçirdik.
Muhalefet milletvekilleri grubumuzun milletvekillerini kürsüden hep aynı şeyleri söylemekle eleştirdi. Bizler neler yaptığımızı, milletin emanetine ihanet etmediğimizi ve ettirmediğimizi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını bir sarrafın terazisinin hassasıyla nasıl büyük hizmetlere dönüştürdüğümüzü milletimize arz ediyoruz. Sunduğumuz karne her seçimde bize takdir ve teveccüh olarak geri dönüyor. Bizler de Sayın Başbakanımız ve onun önderliğindeki şerefli AK Parti kadrolarıyla sadece Türkiye değil, dünyaya gücümüzü neler yapabileceğimizi ispatlıyor. Bunun halkla gururunu yaşıyoruz. Bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Sayın Dalbudak. Sayın milletvekilleri, şimdi sıra hükümette. 50 dakikayı 3 bakanımız paylaşacak. İlk önce Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen Bağış. Buyurun efendim. Sayın Bağış, buyurun.